Büyük bir heyecan var, öyle değil mi? Büyük heyecan, büyük şehrimize oldukça yakışacak, çok güzel olacak. İstanbul'umuzun dünyaya tanıtımında da büyük bir rol oynayacağına inanıyoruz Tour of İstanbul'un. Şimdi Sayın Mutlu Erçevik, Tour of İstanbul yarış direktörü, bize biraz daha detaylı bilgi verecek. Hem parkur konusunda hem de yarış konusunda. Lütfen kendisine mikrofonumuza davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli basın mensupları ve katılımcılar. Daha önce de birçok profesyonel bisiklet yarışının içerisinde yarış direktörü olarak bulundum. Fakat bu yarış benim için gerçekten çok özel bir yarış. İstanbul markasıyla ilk kez 4 etaptan oluşan uluslararası profesyonel bir bisiklet yarışının içerisinde yarış direktörü olarak yer almak gerçekten beni son derece heyecanlandırıyor. Şimdi ilk sözü, uluslararası spor organizasyonları konusunda çok önemli bir tecrübeye sahip olan Spor İstanbul şirketimizin genel müdürü Sayın Renay Onur'a veriyoruz. Dün kaybettiğimiz bisiklet camiasının önemli isimlerinden milli bisikletçimiz ve antrenörümüz Nusret Ergül'e Allah'tan rahmet diliyor. Tüm bisiklet camiasına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı ve Avrupa Bisiklet Birliği Onursal Başkan Yardımcısı Sayın Atanasios Çimas'ın konuşmalarını gerçekleştirecekler. Kendilerini davet ediyoruz. Buyurun. Hoş buldum. I want to say to everybody thank you because çok çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü yani 50-51 yıl önceden başlayarak ben burayı ziyaret etmeye başladım. Sporcu olarak başladım. Balkan Birliği'nin başkanı olarak ve son yıllarda da Avrupa Bisiklet Birliği Başkan Yardımcısı olarak ziyaret ediyorum. Biz Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Sayın Metin Cengiz şimdi hitap edecekler. Lütfen buyurun efendim. Şehrin adıyla anılan organizasyonlar, biliyoruz ki o bölgede yaşayan halkı spor yapmaya ve izleyici olarak spora destek vermeye yöneltiyor. Değerli katılımcılar, şimdi güzel şehrimizin, İstanbul'umuzun kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı dinleyeceğiz. Sözü Sayın Ekrem İmamoğlu'na bırakıyorum. Sayın Başkanım, buyurun. Teşekkürler. Ben de bugün burada bir arada olmaktan mutlu olduğum Atanasios Çimas'a ve Metin Cengiz Beyefendi'ye, Bisiklet Federasyonumuzdan As Başkanımız, teşekkür ediyorum. Bisiklet sporuna gönül vermiş, emek vermiş herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Değerli basın mensuplarıyla birlikte spor camiamızı İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin binasında ağırlamaktan da onur duyuyorum. İstanbul dünyanın her anlamda kesişim ve buluşma noktası ve yıllardır dünyanın en önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliği yaptığı organizasyonlardan bence en seçkin organizasyon kimliğine kavuşmaya namzet bir süreci başlatmanın da onurunu yaşıyorum. İstanbul Bisiklet Turu. Bugün burada uluslararası ismiyle Tour of İstanbul'u sizlerle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Kentimizde özellikle kalıcı ve görkemli bir organizasyon var. Her zaman söylerim, bütün organizasyonların tacı diye İstanbul adına. O da İstanbul Maratonumuz. Onun yanına çok önemli bir kardeşi koyduğumuzu düşünüyorum. Spor organizasyonlarımıza çok değerli bir vizyon katacak olan Tour of İstanbul ya da İstanbul Bisiklet Turu çok kısa süre içerisinde dünya çapında kent turları arasında en önemli yere oturacağını düşünüyorum. Kentimizin çok güzel noktalarını az önce size aktarıldı. İstanbul'un hem doğal güzellikleriyle hem kentsel coğrafi güzellikleriyle yansıtılacağı muhteşem bir rotayla dünyaya çok özel mesajlar verebileceğimiz dev bir organizasyonu planladığımızı
ifade edebilirim. Türkiye Bisiklet Federasyonu ile yaptığımız ortak çalışmalarla her geçen yıl daha da büyüyecek bir formata ulaşacaktır. Ve eminim aradan yıllar geçtikçe dünyanın en çok takip edilen bisiklet turları arasına girecektir. İstanbul'un güzelliklerini dünyaya sergileyeceğimiz 16 milyona bisiklet sporunun heyecanı ve o rekabetçi yönlerini aktaracağımız bir yarış arzulamıştık. İstanbul bisiklet turunun iddialı ve kalıcı bir biçimde hayata geçirmek için gerçekten bilimsel ve temel nedenlerimiz var, onu ifade edeyim. Birçok spor organizasyonu arasında bisiklete öncelik vermemiz de asla rastlantı değil. Kent yaşamı, insanların yaşam kalitesinin artması gibi konularda yapılan sayısız araştırmalarda çok ilginç sonuçları görebiliyoruz. Uluslararası uzmanlar birçok raporda, birçok öneride bulunuyor. Hepsinin ortak noktalarını incelediğimizde bisiklet çok önemli bir yere oturuyor. Avrupa Birliği ülkeleri yaşam kalitesi endeksinde bisiklet kullanımı verileri incelendiğinde en bisiklet dostu ülkelerin en kaliteli yaşam sürdüren ülkeler olduğunu net bir şekilde bize gösteriyor. Bu asla bir rastlantı değil. Maddi gücü bizden çok daha iyi durumda olan, alım güçleri çok daha fazla olan ülkeler, kentler, belediyeler bisiklet kullanımını yoğun bir biçimde teşvik ediyorlar. Bir kentin ve halkının zenginlik imajı artık lüks özel arabalar değil, bisiklet kullanımıyla ölçülüyor ve oluşuyor. Yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilk 10 Avrupa Birliği ülkesinden 6'sı aynı zamanda toplam trafik hacminde bisiklet kullanımının en yüksek paya sahip olduğu ilk 10 AB ülkesi. Büyükşehir Belediyesi olarak toplum sağlığı ve yaşam kalitesi bizim de önceliklerimizin başında geliyor. Bisiklet sporunu yayarak daha sağlıklı bir geleceğe adım atabileceğimizi biliyoruz. Bisiklet herkesin ulaşabileceği deyim yerindeyse aslında bugün demokrasinin ve demokrat kavramının bir simgesi haline gelebiliyor. Az önce söylediğim özelliklerinden. Dolayısıyla bisiklete en demokrat ulaşım aracı diye de bir isim takabiliriz. Çoğu yaş, gelir ve farklı sosyal gruptan insanlar bisikletle hayatını kolaylaştırabiliyor ve aynı aracı kullanarak eşitlenebiliyor aynı zamanda ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor. Belediye olarak halkımızın bisiklete ulaşması için de çalışmaları yoğun bir biçimde arttırarak sürdürüyoruz. Her seferinde halkımızdan olumlu ve güzel geri dönüşler almanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için kapalı ortamlardan ve sıkıcı ortamlardan, sağlıksız ortamlardan kurtulup açık havaya çıkmaları, macera hissini yaşamaları, kent içinde dolaşmalarını sağlamak için çok önemli bir öncelik olarak görüyoruz bisiklet alışkanlığını. 7'den 70'e herkesin rahat bisiklet sürebileceği alanları, yolları arttırmak hepimiz için hayati önem taşıyor. Birleşmiş Milletler küresel iklim krizi ve gelişmişlikle ilgili diğer konularda bildiğiniz gibi sık sık zirveler hazırlanıp düzenleniyor ve buralarda kararlar alınıyor. Son yıllarda en önemli kararlardan birisi sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefler planı. Burada 17 küresel hedefin 11'ine insanların bisiklet kullanımı doğrudan etki edebiliyor. Dünyanın dört bir yanından farklı proje haberleri alabiliyoruz bu noktada. Onun için baktığımızda İstanbul'un da içinde bisikletin olduğu çok önemli hedefleri önüne sıralamak zorunda. Örneğin Viyana 2025'te ulaşımın %80'ini toplu taşıma, yürüyüş ve bisikletle gerçekleştirme hedefini koyuyor. Münih'te tüm ulaşımın %17'sini bisikletle gerçekleştirme hedefinde. Paris her bölgesine bisikletle ulaşabileceğiniz bir kent planlamasını tamamlamak üzere. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin
424 şehrinde şu anda aktif bisiklet projeleri tek tek hayata geçiyor. İstanbul olarak bu istatistikleri ve çok net sonuçlar veren araştırmaları elbette göz ardı edemeyiz, etmiyoruz. 16 milyon için de bisikletin hayati önem taşıdığını ve önemli bir ulaşım aracı olduğunu mutlak kabul ediyor ve ona göre çalışıyoruz. Bisiklet yollarının sayısını ve mesafesini arttırmak, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Dünya şu basit gerçeği kabul ediyor. Ne kadar modern, uygar, temiz, sağlıklı, mutlu bir şehir olduğunuzu belirleyen etkenlerden mutlak birisi bisiklet kullanımının oradaki varlığı ve oranı. Bisiklet konusunda yaptığımız planların önde gelen parçalardan birisi de İstanbul'a gerçekten uluslararası etkili kentin vizyonunu gösterecek bir bisiklet turu armağan etmekti. Çünkü spor alışkanlıkları genelde görerek, izleyerek, küçük yaşta sporun yıldızlarını, onların stillerini taklit ederek, imrenerek başlıyor ve o şekilde kazanılıyor. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporcuları örnek alması, onları izleyerek küçük yaştan itibaren bisiklet alışkanlıklarını edinmesi amacıyla İstanbul Bisiklet Turu, Türkiye'deki bisiklet alışkanlığı için, hele hele İstanbul'daki bisiklet kullanımını arttırmak için çok özel bir konumda olacak. İnancım odur ki bu etkinlik bundan sonra çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla bisiklet kullanmasına da ilham kaynağı olacak. İstanbul Bisiklet Turu'nun uluslararası platformlarda da yayınlanmasını sağlayarak şehrimizin güzellikleri içinde güçlü bir tanıtım aracı olmasını sağlıyor olacağız. Daha ilk yılından Avrupa ve dünyanın en etkili spor platformlarından birisi olan Eurosport'tan canlı yayınlanacak turumuzun gelecek yıllarda çok daha fazla kanala ve ülkeye ulaşması için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. İlkini Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirmemiz de çok özel bir not. Bu anlamda özellikle Türkiye'ye ve İstanbul'umuza çok özel mesajlar olacak olan bu turun ilerleyen yıllarda 10. 20. 30. 40. yıllarını yaşadığında ne kadar güzel bir işe imza attığımızı bugünden daha da hissediyor olacağız. Halkımızın yarından itibaren uluslararası ismiyle Tour of İstanbul'da sporculara destek vermek için etaplara ve halk koşusuna hep birlikte davet ediyoruz. Gelsinler bisiklet turumuzu, Tour of İstanbul'u bizzat yerinde takip etsinler. Tüm bilimsel veriler gösteriyor ki sağlıklı ve güvenli bir geleceğe biraz da pedal çevirerek ulaşabileceğiz. Konuşmamın sonunda bugün burada birlikte olan bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ülkemizde bisiklet camiasının geniş ve güçlü bir camia olduğunu ve birbirine çok tutkulu bir camia olduğunu yakından biliyorum. Bu anlamda eski milli sporcumuz, milli takım antrenörlerinden Nusret Ergül'ün hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine sonsuz sabırlar diliyorum. Tüm İstanbul halkıyla pedallar geleceğe çevrilirken görüşmek dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.